yeterli delil bulunmasına rağmen tutuklanmamıştı. Ancak biz eylemler yaptık ve mücadelemizi sürdürdük. Bunun sonucunda şüpheliler tutuklanabildi. Bizlere şüpheli ölüm olarak gösterilen bu olay aslında az önce söylediğimiz gibi bir kadın cinayetidir. Ve kadınlar söz konusu olduğunda cinayetlere her zaman intihar süsü verilerek şüpheli ölüm denilmektedir. Biz kadın meclisleri olarak bu süreci başından sonuna kadar takip ettik. Bundan sonra da takip edeceğiz. Başka pek çok kadının olduğu gibi adalet mücadelesinde yanında olacağız. Bu anlamda Şule'nin yakınları da asla yalnız değildir. Biz adalet tesis edilene kadar, etkin bir soruşturma yürütülene kadar bunun takipçisiyiz. Davada, daha doğrusu soruşturmada artık son aşamaya gelindi. İddianame düzenlenecek seviyeye geldi dosya. Sadece İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan kesin ölüm sebebiyle ilgili bir rapor bekliyoruz. Ama daha öncesinde şu an dosyaya dün giren bir delil var ki bu delil artık bu durumun intihar değil bir cinayet olduğu noktasında şüphelerimizi gün geçtikçe artıyordu ve son noktasını koydu. Olay günü akşamında şüphelilerden Berk Akant, artık ismini zikretmekte sıkıntı duymuyorum, zaten hepiniz biliyorsunuz, hiçbir şey bilmediğini, görmediğini söylüyordu ki olay günü 2.39'da farklı bir bayana atılan bir mesaj var. Her şey çok kötü oldu, lütfen bana geri dön ve beni ara şeklinde. Özellikle 2.39 diyorum çünkü Şule 3.50'de plazanın katından atıldığı tespit edildi. Yani bir saatten fazla bir süre şüpheliler Şule'yi öldürdükten sonra cesedi ne yapacaklarını tartıştılar. Çünkü bu mesaj atıldığında Şule ölmüştü. Biz bunu en başından beri söylüyorduk. Çünkü Şule'nin, şüphelilerin anlattıklarına göre Şule ile aralarında bir hani tutmak isterken parmağı kırıldı, işte tırnaktaki oluşan dokular bu şekilde olduğu gibi bir hikayeleri vardı. Fakat bu hikaye polisin olay yeri raporuyla çürütülmüştü. Çünkü bahsettikleri pencerenin pervazında kimsenin parmak izi bulunmamıştı. Bu da Şule'nin öldürülüp, kaba bir tabir olacak ama, çuval gibi aşağı atıldığını gösteriyordu.